Ay saati yüksek pozitif enerji, insanda yüksek pozitif enerji işlere tezlik ve çabukluk verir. Özellikle yeni ay döneminde. Bitki yetiştirmek, çiçek ekmek, bir de ay saatine denk gelirse şayet, hem ayın yeni ay, yani gökteki ay, Arabi ay dediğimizin ayın hilal döneminde, yeni dönemine denk geldiğinde, hem gökteki ay yeni aydayken hem de saat olarak da ay saatine denk getirdiğinizde diyor, bitki yetiştirmek, çiçek ekmek gibi olayları ay saatine denk gelirse pasta, börek, çörek gibi konularda çok güzel kabarır, uygun olur demiş. Ekilen bitkiler rahatlıkla çok güzel bir şekilde tutar. Seyahat trafik için uygun bir saattir. Uzun yolculuğa başlamak için iyidir. Bir yere posta, mektup, koli göndermek, ticaret, alışveriş için uygundur. Bir işe başlamak, dikiş, nakış için uygundur. İbadet, dua, zikir, nişan, gönül işleri için uygundur. Spor için uygundur. Yeni başlanılan ilk iş Jüpiter gününün ay saatine uydurulursa çok daha iyi olur diye notlarımızı almışız. Tabii bu konularda kısmi bir bilgi. Bunun detaylı bilgilerine ilgili kaynaklardan, kitaplardan insanlar ulaşabilir. Burada şimdi ay saatinde de hakikaten gökteki ayın yeni ay döneminde yapılacak işlerle alakalı mevzuatta bunu Ehlullah kitaplarında da zikretmiş. Mesela çiftçilikle uğraşacak insanlara ekecekleri fidanları yeni ay döneminde ekmesi tavsiye olunuyor. Çünkü yeni ay döneminde ekilirse bir şey, bir ağaç, bir fidan, bir bitki tutma ihtimali çok daha kuvvetli. Ayın tesiri, ayın da yeni ayın, dolunayın ve eskiyen ayın tesirleri farklı farklı dünya üzerine, bizler üzerine. Nasıl gelgitler var mesela? Okyanusları kıyısı olan yerlerde, kara parçalarında görülüyor bu ayın dolunay dönemindeki denizin kabarması ve gelmesi, gelgit olayları. Burada mesela aynı şekilde ayın, Resulullah Efendimiz ne diyor? Ayın başında, ayın ortasında ve ayın sonunda oruç tutmayı tavsiye ediyor bize.